6-7 tane gelmişler. Ara sıra kavuştular. İnşallah hepiniz de gelirsiniz. Yuvasına dönen her çocuk onlar için umut oldu. Vazgeçmek yok. Diyarbakır annelerinin daha kaçırılan çocuklarına kavuşmak ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Aileler soğuk havaya rağmen bekliyorlar. Kimi kızının, kimi oğlunun yolunu gözlüyor. Annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf'un daha kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi. 16 yaşındaydı, kayboldu, götürdüler, kaçırdılar. Onun için çadıra gelmişim. Gelme de ben gitmem. İnşallah hepsi de gelirler ya, Allah'ın izniyle. Anne Esmer Koçsa, kızı Zeynep'ten 7 yıldır haber alamıyor. Ağlıyorum kızım için. Ben kızımı istiyorum. Kızını HDP'den, PKK'dan istiyorum. Cemile Erdoğan, geçtiğimiz gün bir ailenin daha evladına kavuşmasının kendileri için umut olduğunu ifade etti. Ne gündüzümüz var, ne gecemiz var, ne bayramımız var, ne seyranımız var. Ne yiyorsak da acıdı. Çocuklarımız yok. Bize çok güzel bir umut oldu. İnşallah bizimkiler de gelir, biz de kavuşuyoruz. Bu ailenin adına da çok sevindim. Baba Celil Beydaş da çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemine devam edecek. Şimdi bu bütün insanlar gelecek, hepsi gelecek. Bu PKK teröristi de çözülür. O çözülmüş de yani. Panik içindeler. İnşallah hepsi bitecek. Herkes ailesine kavuşacak.